deprem bölgelerini ziyaretlerinde oradaki vatandaşlarımızın madencilere olan sevgisini, saygısını, selamını hem bizlere iletmek hem de madenci arkadaşlara teşekkür etmek adına Zonguldak'ımıza geldi. Yer altında işçi arkadaşlarla beraber buluştuk. Bir öğle yemeği yer altında tertip edilmişti. Orada beraber yemek yedik ve Sayın Bakanımız az önce de bahsettiğim gibi deprem bölgesindeki vatandaşların selamlarını ve kendisi de teşekkürlerini bizzat madenci arkadaşlarımıza kendisi iletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, GİMİS Genel Başkanlığı ziyareti sırasında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi Elektromekanik İşletme Müdürlüğü'ne görevli Gökhan Güner ve Turgay Korkmaz isimli işçilerin hurda malzemelerden yaptıkları dev madenci fenerini gördü. GİMİS'in sembolü haline gelen madenci fenerine hayran kalan Bakan Bayraktar, eserin kendisine hediye edilmesini istedi. Bakan Bayraktar, madenci fenerini bakanlıktaki odasının en güzel köşesine yerleştireceğini vurguladı. GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de madenci fenerini Bakan Bayraktar'a hediye edeceklerini söyledi. Güzel bir toplantı niteliğinde program oldu. İyi de oldu. Bakanımız devamında sendikamıza da geldi. Tabii bunlar ilişkileri sıcak tutmak ve dertlerimizi anlatabilmek adına iyi, güzel şeyler. Tabii ki madenci arkadaşlarımıza moral oldu. Bizlere de moral oldu çünkü hatırlanmak, tekrar o günleri yad edebilmek madenci arkadaşlarımızı mutlu etti ve devamında da birçok madenci arkadaşımız kendi imkanlarıyla deprem bölgelerindeki yıl dönümlerine katıldılar. Onların görüntülerini de bizlere ulaştı. Tabii duygu dolanlar bunlar. Çok büyük acılar yaşanmıştı ve madencilerle oradaki vatandaşlarımız arasında bir gönül bağı oluştu. Tabii bunu da hem dile getirdi Sayın Bakanımız. Bizler zaten gittik, gördük oralarda neler yaşandığını ve o duygusal anları bizler biliyoruz ama tabii kamuoyuyla ve ekranlarda bunu tekrar paylaşmak, o anları tekrar yaşamak bizleri hem hüzünlendirdi hem sevindirdi. Bu anlamda Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz Zonguldak'ta madenci arkadaşlarla buluştuğu için. Aynı anda bizim biliyorsunuz yeni işe başlayan arkadaşlarımızın eğitim süreçleri, yerüstü eğitim süreçleri devam ediyordu. İki tane dersliğimiz vardı Üzülmez müessesemizde. Arkadaşlarımızla, yeni gelen arkadaşlarımızla ziyaret etti. Arkadaşlara hayırlı olsun dileklerini bizzat kendisi iletti. Ve devamında tabii ki bizim her zaman söylediğimiz gibi iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında da arkadaşlara telkinde bulundu. Güzel oldu. Arkadaşlar da mutlu oldular. Sayın Bakanımız da olayı yerinde görmüş oldu. Biliyorsunuz 1014 arkadaşımızın ilk etapta işe başlama şartları oluştu ve bunları ABC gruplarına göre ayırdılar. 373 arkadaşımız da A grubu olarak belirlendi. Onlar Ocak ayının 15'inde eğitimlere başladılar. Bu ayın 15'inde de yerüstü eğitimleri bitecek. Yeraltı eğitimlerine başlayacaklar. 20 iş günü onlar devam edecek. Tabii aynı anda bu ayın 15'inde B grubu diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız, hemen hemen o sayılarda arkadaşımız işbaşı yapacak. Onlar da yerüstü eğitimleri almaya başlayacaklar. Süreç Mart, Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye devam edecek bir sürecimiz var.